başladım. Bunu ben eşime artık vereceğim. Aç. Sağ ol. Arabanın içine mi geçeyim? Öyle olsun. Şu arka şeye koyayım. Play'de miyiz? Efendim? Çekiyoruz değil mi? Evet evet. Tamam. Öncelikle anahtarsız giriş çalıştırmadan başlıyorum. Anahtar cebinizde ya da çantanızda şu iki çantanın arasına dokunduğunuzda kapılarınız kilitlenecek. Elinizi uzattığınızda kapılarınız tekrardan açılacaktır. Anahtar cebinizde olması yeterli. Yeterli. Bir metre mesafesi var. Bir metre yakın olması gerekiyor. Kol mesafesinde. Evet, kol mesafesinde uzaksanız çalışmaz. Anladım. Böyle buyurun, ben size çocuk koltuğunu alayım. Tamam. Şu ruhsatı da torpidoya koyayım şimdilik. Evet. Arabanın 4 cam otomatiği burada. Arka cam çocuk kilitleriniz burada. Aynalarını sağ getirdiğiniz sağ ayna, sola getirdiğiniz sol ayna, yok arkadaşlar sağ sola oynatabiliyorsunuz. Tamam. Ortada dar bir yola girdiğiniz aynaları kapatmak istediğiniz, aşağı doğru çektiğiniz aynalarınız kapanıyor. Tekrar aşağı doğru çektiğiniz aynalarınız açılacak. Evet. Motor kaputunu açmak isterseniz buradan açabilirsiniz. Tek hamle. Evet. Far yükseklik ayarınız sıfırda, sıfırda kalsın. Yükselttiğinizde farlar aşağı bakacak ve önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Hiç ellemeyin bunu. Şerit takip uyarı sistemini kapatmak isterseniz buradan kapatabilirsiniz. Sinyal vermeden şerit değiştirirseniz direksiyon sizi şeridin içine sokmaya çalışır. Yanındaki de otonom sürüş. Otonom sürüş kruz kontrolüyle birlikte çalışır. Sizi şeridin ortasına gitmenizi sağlar. Şerit takip şeridin içine sokar. Otonom sürüş şeridin ortasına gitmenizi sağlar. İkisinin arasındaki fark budur. Var mı bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey? Şu anda yok. Tamam. Frene basmadan start stop tuşuna basabilir misiniz? Bir yarım kontak yapalım. Vitesin önünde 2 saniye basılı tutun. Farlarımız otomatikte gece olduğunda yanacak, gündüz olduğunda sönecek. Manuel kullanmak isterseniz park ve farları buradan açıp kapatabilirsiniz. Otomatikte bırakıyorum. Otomatik dediğiniz gibi. Evet, gece olduğunda kendi yanacak, gündüz olduğunda sönecek. Hız sabitleme, hız limitlemeyi kullanmak isterseniz otobanda 120 ile gidiyoruz. Hızımızı sabitlemek istiyoruz. Şuradaki çizgiyi aşağı indiriyorum. Hıza getirdim. Evet. Arkadaki tane tuşumuz var. Yukarıdaki hız arttırma, alttaki hız yavaşlatma tuşumuz. Herhangi birine bastığınızda devreye giriyor. Tamam. Frene dokunduğunuz devre dışı, ortaya getirdiğiniz devre dışı ya da yanındaki tuşa bastığınızda devre dışı kalıyor. Ne tuşa basarsam? Yandaki tuşa, yandaki frene tuş. Ya da ortaya getirmemiz gerekiyor. Evet. Burada bir gap tuşumuz var. Gap tuşumuzda öndeki arabayla mesafemiz nasıl olsun diye aralık soruyor. Aracımızda cruise control var. Adaptif bir şekilde cruise control. Öndeki araba fren yaptığında aracınız fren yapacak. Belli mesafeyi hep koruyor. Belli mesafeyi koruyor. Öndeki araba fren yaptı, heyecanlandığınız, yani panik yaptığınız, frene dokundunuz, cruise control devre dışı kaldığı için adaptif cruise control de devre dışı kalıyor. Evet. Yani fren bunları devre dışı bırakıyor. Evet, doğru. Gaz bırakmıyor ama fren devre dışı bırakıyor. Aynen öyle. Yukarıya çektiğinizde hız limiti ekranda 1 çıkacak. Şu an araba çalışmadığı için çıkmadı. O hızı arttırıp azaltabilirsiniz. Anladım. 100'e getirdiniz. Yanındaki kuşa bastığınız 10 oldu. Set arabayı ettim. Siz normal kullanıyorsunuz. 100 km hızınızda çıkmıyor. Burada da hızınıza bir limit koymuş oluyorsunuz. Ortada kapalı. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok şu anda. Tamam. Sesli komut özelliğiniz. Şunu sorayım öncelikle. Tabii. Direksiyon indir kaldır kendime doğru çek altta ayarı. Mandalı var. Mandalı açıp bu şekilde oynayabilirsiniz. Yukarı aşağı derinlik var mı? Var. Hepsi. Hem derinlik var hem yukarı, aşağı. Aşağı evet. Tek mandalla. Evet. Tamam. Radyonun sesini buradan açıp kısabilirsiniz. Sağ olun. Sesli komut özelliğiniz burada. Şu ekranı değiştirmek isterseniz bu şekilde çevirmeli bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Kadranlar, askeri, özel ve sürüş olarak 4 farklı modunuz var. Ben sürüşte kullanmanızı öneriyorum. Ekran daha net. Sağ yanaştığınız sağ sarı yanıyor. Sola yanaştığınız sol sarı oluyor çizgilerde. Şerit takip sistemi devreye girdiğinde yeşil oluyor. Yol bilgisayarınız, kaç kilometre hızla gittiğiniz, tabela okuma sisteminiz, motor devir hızınız, burada yakıtınız ve motor sıcaklığınız hepsini burada daha net olarak görebilirsiniz. Bir frenle birlikte çalıştıralım. Start stop tuşuna basın. 2 saniye basın.
List tuşu radyoda çeken kanalların listesi. Aşağı yukarı hangi kanala açmak isterseniz bunun ortasına bastığınız o kanal açıyor. Evet. SRC tuşu telefondan ya da USB'den müzik dinlemek isterseniz buradan modları değiştirebiliyorsunuz. Hı hı. Arama yanıtlama, arama kapatma tuşunuz da burada. Çok pardon. Tabii. Kamerim şey. Tamam. Buradan vites düşürüp arttırabiliyorsunuz. Kulakçıklar var. Evet, kulakçıklarımız var. Sağdaki kilometreyi sıfırlamak isterseniz basılı tutup sıfırlayabilirsiniz. Şurada tuş mu varmış? Evet, evet, sıfır yazan yer. Heh, şu. Evet, evet o. Basılı tuttuğunuzu sıfırlıyor. Hı, tamam, bu trip. Evet, doğru. Yol bilgisayarınızı sıfırlamanız için yandaki tuşa basıp mesela 1. Şu mu? Evet, 1'deyiz. Basılı tutun. Basılı tuttum. Sıfırladı. Bu tarafla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Yan tarafa gelip ekranı anlatayım. Bu tarafla ilgili... Yok, şunları sorduk. Şu bir şey midir? Şurası. Kartınız yeteri. Kendi kartınız ya da otoparkınız kartıysa orayı kullanabilirsiniz. Camda tutturma yok değil mi? Bazen böyle sokma Volvo'larda oluyor da sokma aparatı. Sağ olun şefim. Aynaları falan anlatırsınız zaten. Aynalar burada. Yok, şunu demek istemiştim. Burada ışıklı herhalde ayna var. Kapatıyorum. Sizin başka var mı? Simetrisinde var mı bilemiyorum. İşte kromajda vardı gördüğüm. Tamam, teşekkür ederim. Yan tarafa gelip ekranı göstereyim. Siz buyurun, tamam. Şunu sorabilir miyim? Konsolun önündeki o çıkıntı nedir? O çıkıntı nedir? Çok güzel. Onu başka bir arabada daha görmüştüm. Bende BMW var mesela, onda yok. Hyundai var, onda da yok. Araç iç sıcaklığı olabilir diye düşünüyordum. Hani araç içi sıcaklığı cama çok yakın, aslında oradan soğuk gelir. O da belki var. O olmayabilir. Yani tam bilmiyorum abi onu. Olsun, sorun değil. Zor yerden sordum. Aynen, o biraz zor yerden oldu. Koltuk ısıtmalar sizin sıcak, orta, ılık, kapalı. Benim sıcak, orta, ılık, kapalı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Müzikteyim. Buradan frekansları değiştirebilirsiniz. Evet. Liste, radyoda çeken kanallarımızın listesi. Hangi kanalı açmak isterseniz buradan açabilirsiniz. Havzadakilerde kaydettiğiniz kanallar basılı tutup kaydedebiliyorsunuz. Telefondan ya da USB'den müziklemek isterseniz buradan modları değiştirebilirsiniz. Bunun bu software'i güncel olup olmadığının kontrolü varmış galiba. Eğer software güncel değilse sanırım kendim güncelleyebiliyormuşum herhalde. Onu servis güncelleyebiliyorum ben. Öyle mi? Şu an zaten güncel sizin yazılımınız. 2022 model bu. Evet, güncel olma ihtimali yüksek. Bunu servis bir yerden bakıyor. Evet. O nereden baktığını tam bilmiyorum abi. Bir kere öyle müşterimiz sordu. O da kodları yazıyor. Kodlarına göre güncel olduğunu bakıyorlar. Klimaya geldim. Evet. Burada fan hızını arttırıp azaltabilirsiniz. Nereye vursun istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Dereceyi yükseltip alçaltabilirsiniz. Çift yönlü. Çift yönlü. Yani ben veya yolcu ayrı sıcaklık yapabiliyor. Evet. Ben mesela sıcak seviyorum, yükseltiyorum. Evet. Siz soğuk seviyorsunuz, düşürebiliyorsunuz. Bunun normalde arabalarda burada ortada bir silindir olur. Soğuğa ya da sıcağa getirirsin ya. Bunda öyle bir şey yok galiba. Bunda öyle bir şey yok. Dereceyi yükselttiğinizde sıcak, dereceyi düşürdüğünüzde soğuk üfler. Anladım. Bu şekilde. AC tuşu klima. Bunlar kapatmak için değil mi? Evet, direkt manuel kapatıyorsunuz. AC tuşumuz klima. AC tuşu olmasa soğuk üflemez aracımızda. Bunun tuşu da açık elektronik şöyle. Galiba değil mi? Hani bir basmalı. Mekanik tuşu yok. Yok, basmalı. Tamam. Otomatiğe getirdiğinizde otomatikman bu derecenin içinde, ortasında tutuyor arabanın içini. Sıcaksa soğutuyor, soğuksa ısıtıyor. Yazın arabaya bindiniz, araba çok sıcak, hızlı soğusun istiyorsunuz. Evet. Bastığınız en soğuğa getirdi, tekrar bastığınız eski haline döndürüyor. Şey sorayım, benim BMW'de vardı. Telefon uygulamasıyla arabaya uzaktan klimaları aç emri, kapıları aç emri gönderebiliyordum. Yok, öyle bir şey değil. Ya da arabamın nerede olduğunu uygulamadan görebiliyordum. Evet. Mesela orada çok sıcak olduğu zaman uzaktan diyorum ki havalandırmayı aç, arabanın içi serinlesin, geldiğinde çalışmış oluyor araba. Bizde yok öyle şeyler. Yani sim kartı yok değil mi bu arabalarda? Yok, burada mesela SOS tuşu var.
basıyorsunuz. Borusan sizi arıyor, buyurun probleminiz nedir diye. Yok, bunlar da yok. Tamam. Kapatmak isterseniz buradan off yapıp on yapabilirsiniz. Ne o kapattığım? Klimayı. Ha, klimayı. Açtık onu. Ya da buradan eksi eksi yapıp kapatabilirsiniz. Zaten onsuz herhalde gidemem değil mi? En azından bir hava sirkülasyonu ister mi arabanın içerisinde? Yani mesela atıyorum 20. Bu aslında sirkülasyon. Bu klima. Bu vantilatör, bu klima. Şöyle. Değil mi? On off. Fanı komple kapatıyor. Ama açarsam klimayı açık ya da kapalı tutmak benim elimde. Evet. Kışın kapatacağım, yazın açacağım. Evet. Tamam. Otoda 24 derecede kalabilir. Şu? Stop start, ona da geleceğim. Sırayla gidiyorum. Tamam. Klima ile ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Buradan yüzüme, ayaklarıma diye nasıl ayarlıyorum klimada? Şöyle bastığınızda yuvarlak içine alıyor zaten. Şu an yukarıya vuruyor. Evet, mesela yüzüme dersem, yani şu üçünden birini mi seçiyorum? Evet. Mesela hepsi ayaklar var mı? Ayakta burası. Hepsi yuvarlak oldu. Şu an her yere vuruyor. Kapattım. Mesela buradan ve ayağımdan vursun diyorum. Şimdi şuna bir daha basarsam? Kapandı. Anladım. Bu aşağı doğru ayak demek, yüzüme demek, evet. Cama mı demek? Evet, doğru. Peki arkada var galiba şurada. Burası nasıl üflerse arkaya oradan üflüyor. Burada zaten. Aslında arkanın bir kumandası yok. Buradaki fan hızına göre arkaya da biraz hava gidiyor. Evet. Mesela ben burada kendime iki hava gücünde vantilatörü iki pozisyonuna getirdim. Dedim ki böyle ayarladım. Mesela arttırdım. Arkada ancak o hava gücünde rüzgarı da kendi rüzgarını arttıramıyor. Arttıramıyor. Tamam. Tamam. Krala basabilir misiniz çalıştığımı tekrardan? Olur. Bırakabilirsiniz. Tamam, zaman aşımı var galiba. Belli bir süre sonra şey oluyor. Enerji tasarruf moduna geçiyor. Doğru. Klimamız tamam sanırım. Evet. Arabada yüklü bir navigasyonumuz yok. Telefonumuzu kabloyla bağladığınızda telefonunuzdaki navigasyon ekrana yansıyor. Bunun için telefonunuz Android olduğu için telefonunuza Android Auto programı indirmeniz gerekiyor. Şu program. Daha sonra kabloyla bağladığınızda telefonuma indiriyorum onu, değil mi? Android Auto'yu. Daha sonra direkt bağlanabileceksiniz. Apple'larda direkt bağlanıyor. Android'lerde bu uygulamayı indirmeniz Android gerekiyor. Auto. Mirrorlink nedir? Mirrorlink ekran yansıtma ama açılmıyor arabalarda. Var özellik ama kullanamıyoruz aynen, şu anda. Kullanılmıyor. Sanırım bu belki de Android Auto'nun içinde gelebilir mi? Benim ekranım belki burada komple gösteriyordur. Yok, o şekilde yansımıyor. Sadece dosyalarınız geliyor ve navigasyonunuz geliyor. Anladım. Apple CarPlay gibi. Tamam. Şurada da arabanın ayarları var. Park asistanı. Kapınızı kapatabilir misiniz içerisinde? Kapatayım. Kapı açıkken çalışmıyor sistem. Frene basın, çalıştıralım yine. Açtım. Burada size nereye yanaşacağınızı gösteriyor. Yani soruyor. Mesela çıkış, paralel, dikine giriş. Çıkış hamlesi. Sağ, sol taraf seçin diyor. Sol diyor. Mesela sola basın. Sinyal yakın sola. Şimdi otomatikman 5 km hızla gidin diyor. Ayağınız frende şu an, değil mi? Evet. Şu frenden yavaşça çekebilir misiniz ayağınıza? Çektim. Gaza dok. Dokunayım biraz. El freni ben manuel indireceğim. Ayağınız frende kalsın. Tamam. Tam basabilir misiniz? Bastım. Tamam, şimdi hafif çekin. Gidiyor. Evet, gitsin. Gitsin mi? Tamam, yavaş. Durun. Şimdi hafif gene çekin gazdan. Frenden. Çıkarıyor. Evet. Bu şekilde. Evet. Arka bas. Yere çıkardı. Çıkış hamlesi yaptığımız için araba çıkardı kendini. Evet, doğru. Gaz, fren, her şey sizde. Sadece direksiyon çeviriyor araba. Evet. Bu şekilde. Metrajı ayarlıyor. Nerede, kaç derece açıyla çevireceğimi ayarlıyor. Doğru. Anladım. Kapatıyorum. Tamam. Otomatik uzun kısa far asistanınız açık. Güzel o. Görüntülü park yardımı ön kamera. Park sensörü. Görüntülü park yardımı ön kamera ne demek? Ön kameranın olduğuna dair. Aracınızda ön kamera opsiyonu olarak olduğu için. Bunlar da aynaların altında var değil mi? 360 derece. Aynaların altında yok. Kaydedip geliyor. Mesela arka kamera var. Geri gittikçe yanları kaydediyor. Hafızaya alıyor. Bunların bir modellerinde, aynı altlarında yok mu? Hiçbirinde yok. Bu şekilde hepsi. Yani sizin aracınızın üstünde bir araba yok.
En full sizdeki. Anladım. Sanki bu aynaların altında, demek ki onu başka arabada gördüm. Kameralar. Olabilir. Görmüştüm. Hı-hı. Tamam. Park sensörü açık. Bunda aracı üstten görme opsiyonu yok muydu? Yok. He. 360 derece görüş diye bir şey var ama, değil mi? Evet, 360 kamera dediğimiz bu arabada var. Ama ön ve arka kameralara görerek yanları görmeye çalışıyor. Evet. Sizin... O yüzden de biraz gidip gelmek lazım, ne var diye etrafta. Evet, doğru. He, tamam. Freni bırakabilirsiniz. Burada kullanacağınız düşük hava algılama sisteminin sıfırlaması var. O ne demek? Düşük hava algılama? Burada. Lastiğinizin havası indi ya da patladı. Hı. Tamir ettirdiniz ya da şişirdiniz. Hı hı. İlk patladığında ekranda uyarı verecek. Doğru. Havası indiğinde. Lastik çektik, şişirdik, tamir ettirdik. Daha sonra ikaz yanmaya devam edecek. Buraya gelip düşük hava algılama sisteminin sıfırlamasından lastiklerin hava basıncını ayarladığınızı kontrol ediniz diyor. Ettik. Hı-hı. Evet yaptığınızda ekrandaki ikazı söndürebileceksiniz. Hı. Ben de BMW'de ona bastıktan sonra aracın birkaç kilometre gitmesini istiyor. Sonra kendisi basınçları söylüyor, şu kadar bar diye. Yok, bunda o şekilde bunda değil. Barı söylemiyor, sadece düşük diyor. Evet, doğru. Hı. Tamam sanırım. Tamam. Telefonunuzu bağlayalım isterseniz. Bağlayalım, buyurun.